Ve sabah raporuyla yayınımıza devam ediyoruz. Ben Zeynep Erataman, finansal danışman Ali Ağoğlu bu sabah bizimle beraber. Ali Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Ve hemen soralım, bugün günlerden FED, bugün bir faiz artırımı, indirimi, hiçbir şey beklenmiyor. Metinde bir oynama beklenmiyor ama Powell ne söyler, burası merakla bekleniyor. Ve tabii bekle gör stratejisi ne kadar kalıcı olacak FED'de bilinmiyor. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle bunu sorayım size. Zeynep Hanım günaydın. Öncelikle sabah enerjinize hayran olduğumu söyleyerek güne başlayayım ben. Yani bu kadar soruyu ardı arda dizebilmek için gerçekten erken kalkmış olmanız lazım. Tebrik ediyorum öncelikle sizi. Herkese günaydın diyeyim. Şöyle ki istihdam verileri sanıyorum Powell'ın biraz üzüldüğü taraf ya da hedefini tutturamayacağına inandığı taraf gibi görünüyor. Orada henüz daha onun istediği veriler gelmiyor. Daha doğrusu hem işsizliğin biraz arttığı hem de maaş artışlarının, gelir artışlarının biraz daha yavaşladığı bir dünyayı hayal ediyor. Henüz oraya ulaşmadı ama diğer taraftan çok önemli bir enflasyonu kontrol edebilme başarısı gösterdiler ve bana göre çok geç başlanan, biraz da bölük pörçük giden diyeyim şundan dolayı, önce 25 bas puanla başlama hatta, sonra ara verdiler, sonra 50 bas puanlar, 75 bas puanlar havalar uçuştu falan derken çok hızlı bir faiz artışı, ki bu hızlı faiz artışı beraberinde Amerika'da birkaç bankanın batmasıyla sonuçlandı. Çünkü onlar bu kadar hızlı yükselen bir faiz ortamına hazırlanamadıkları için, vakit kalmadığı için veya vakitleri olmadığı için özellikle bono tarafındaki getiri eğrisinin çok hızlı, sert bir şekilde yükselmesi banka batışlarına sebep oldu. Halbuki bunu biraz daha yavaş yapabilseler de yavaş yavaş herkes bunu kendine alıştırabileceği bir dönem olurdu. Geçmişte ne yapıldığı bir tarafa ama bundan sonrası için hani ben 5-5-25 bölgesinin sabit kalacağını düşünen taraftayım. Bunu bayağıdan beri söylüyorum. Daha fazla bir artış olmasına şimdilik gerek yok. Hem enflasyon buranın altında, hem Amerikan 10 yıllık tahvil tarafında da geçtiğimiz hafta önemli bir hamle geldi veya bir hareket oldu. 5.02'lere kadar çıktı, 5'in üzerine çıktı 10 yıllık tahvil getirileri. Orası biraz dikkat çekiyor. En azından ben yakından takip ediyorum. Eminim Amerika'daki diğer yetkililer benden daha fazla takip ediyorlardır. Oraya ayrıca değinelim isterseniz ama bugün ben buradaki seviyelerin korunacağını ama ne kadar korunacağı konusunda piyasayla ben bu yılın başında da biraz ters düşmüştüm. Herkes işte yılın son çeyreğinde resesyon olacak, FED faiz indirmek zorunda kalacak demiştim. Ben de daha henüz İsrail-Hamas çatışması yoktu ama bu işin çok kolay olmadığını, enflasyonu kontrol etmenin bayağı zaman alan ve zahmetli bir iş olduğunu, para politikasındaki değişikliklerin gecikmeli yansıdığını piyasalara en azından tecrübeyle ve kitaptan okuduğum kadarıyla bilen birisi olarak bu işin çok kolay olmadığını ve bu yılın içinde bulunduğumuz dönemde herkes resesyon beklerken ben beklemiyorum ama Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek kalacak diyen taraftaydım. Şimdi süre nedir? Zor bir soru. Gerçekten bunu kestirmek hele hele son jeopolitik gelişmelerden sonra daha da zorlaşıyor. Ama büyük ihtimalle ben önümüzdeki yılın ikinci yarısından önce herhangi bir faiz indirimi Fed'den beklemiyorum. Avrupa Merkez Bankası için durum biraz daha farklı. Şimdi az önce siz konuşurken biz de Amerika'daki tahvil getiri eğrisini de ekrana getirmiş olduk. Dolayısıyla söylediklerinizi grafiklere desteklemeye çalıştık. Diğer taraftan sizinle seneler önce yayın yaparken de hep sabah yayınlarında denk gelirdik. O yüzden özlemişim diyeyim öncelikle Ali Bey. Sonrasında da şunu hemen sorayım. Şimdi son dönemde Amerika'da tahvil eğrisinin hareketi yüzünden mesela Deutsche Bank diyor ki Fed sanki 3 kere 25 bas puan faiz artırmış gibi bir etki yaptı tahvil piyasasına. Bize gelindiği zaman da esasında bir miktar piyasanın kendi faizlerini artırdığı, artıracağı bir döneme mi giriyoruz bu anlamda? Fed'in elini nasıl piyasa bir miktar belki kolaylaştırıyor? Bizde Merkez Bankası'nın görevini piyasa faizleri, işler faizler sizin tabirinizle daha ne kadar kolaylaştırabilecek? Biraz burayı da ele alalım mı? Çünkü regülasyon değişiklikleri var. Tahvil faizlerini etkiler mi, yükseltir mi? Mesela burası çok konuşuluyor. Şimdi müsaade ederseniz önce bir Amerika'dan başlayayım. Bu arada ben de özlemişim. Teşekkür ediyorum iltifatınız için. O enerjiyi her zaman hissediyordum ben. Yine hissettim. Daha hızlı hareket edeceğim söz. Şimdi bu Amerikan tahvilleriyle ilgili
Benim için ilginç bir şey daha var. Bir bilgi kırıntısı daha var sizlerle de paylaşmak istediğim. O da ben son 3 aya bakmıştım. Son 3 ayda Amerika'daki şeylerin, ihraçlarının yaklaşık %30'unu piyasa yapıcılar almaya başlamışlardı. Bu çok yüksek bir oran dedim. Sonra birkaç arkadaşım daha uyardı beni. Hayır, yılbaşından beri öyle bu iş dediler. Burada dedim bir gariplik var. Şöyle ki şimdi %30 ihraçların %30'unu piyasa yapıcıları alıyor ise bu iki şeye delalet ediyor. Birincisi önemli bir talep eksikliği mi var noktası. Evet, bir kısmı doğru çünkü özellikle Çin kendi para birimini korumak için dolar satmak zorunda kaldığında sattığı dolarları temin edebilmek için bonus stoğunu azaltıyor. Hakeza Japonya'da da benzer bir durum var. Şimdi böyle olunca genel büyük alıcılar, esas temel alıcıları Amerikan bonolarının piyasada olmuyor, yok azalıyorlar diyelim. Diğer yandan 2018 yılındaki toplam Amerikan borçlanması bugün 5 yıl sonra ikiye katlanmış durumda. 33 trilyon dolar seviyesinde. Şimdi burada benim için bu özellikle piyasa yapıcılarının daha fazla pay alıyor olması acaba Amerikan tahvillerine dair bir güvensizlik algısı da mı başladı diye bir soru sordurdu bana. Ve hakikaten de yavaş yavaş bu ve benzeri konularda acaba şey yapsın mı? Fed ve Amerikan Hazinesi karşılıklı borç ve alacakları şey yapsa silse ne olur tartışmaları daha önceden de yapılıyordu. Şimdi biraz daha sık yapılmaya başladı. Mesela Japonya için bu çok doğal olacak çünkü Japonya'nın neredeyse tamamının, finansal piyasalarının neredeyse tamamının sahibi artık Bank of Japan. Yani onlar bütün, hatta hisse senedi ETF'lerini dahi aldılar. Yani o derece piyasaya müdahil oldular. Japonya bunu yaparsa çok benim için şaşırtıcı olmayacak diyeyim. Fakat bu getirisinin en azından kısa vadede yukarıda, uzun vadede daha aşağıdayken artık uzun vadenin de yukarıya doğru kaymasıyla Amerika'nın toplam fonlama maliyeti artar duruma geliyor ve açıkçası bütçe açığı devam ettikçe ki gerek Ukrayna yardımı gerek İsrail'e yardım gibi konular ufak tefek değil, büyük rakamlar, 60 milyar dolardan bahsediyoruz. Bir de borç tabanı probleminiz var veya onların problemi var. Bunların ikisi bir araya gelince Deutsche Bank'ın yorumunu ben biraz daha önce yapmıştım. Piyasa kendi kendine bu faizleri arttıracak. Nitekim piyasa kendi kendine faizleri arttırdı. Fed'i çok da fazla beklemedi. Veya Fed zaten bunu yapacak düşüncesiyle böyle bir getire eğrisinde yukarı yönlü bir hareket oldu. Bu hareket korkarım kalıcı. Yani benim esas dikkat çekmek istediğim konu bunun biraz kalıcı etki yapacağı görüyündeyim. Fed faizleri indirse dahi diyeyim kısa vadeli. Ama bono tarafında yani Amerikan bonoları tarafında yüksek kalmaya devam edecek. Ben 5 seviyesi aşılırsa %6 seviyelerine kadar bile çıkabilecek bir teknik analizden çıkan bir sonuç var. Onu da ben hani satır arasında paylaşayım. Belki yani gelirse ben tutturdum demem de yani onun bize maliyeti çok daha fazla olacağı için oranın yakından takip edilmesi lazım. Ali Gelelim Bey, bir bize. virgül Hani koyayım mı buraya? Bizim tarafa tabii ki. geçmeden önce hazır Amerika'da tahvil eğrisini siz anlatırken, bugün gelecek Amerika'daki borçlanma stratejisi size göre Fed'den daha etkili olur mu faizler üzerinde? Onu da sormak istiyorum. Çünkü piyasa tabii 850 milyar dolarlar civarı beklerken 776 milyar dolarlık bir iç borçlanmaya gitti. Daha doğrusu bir borçlanmaya gidileceğini hazineden pazartesi zaten duydu. İşte Kaliforniya gibi eyaletlerde doğal afet fonları vesaireler derken işte vergi tahsilatlarında gecikmeler. Bu defa hazineye yaramış olduğu bir miktar esasında. Şimdi orada da bugün acaba hangi vadelerde kaç milyar dolarlık ihaleler açılacak? Hangi takvimde bunu ifade edecekler? Burası sizce Fed'den daha mı belirleyici faizler üstünde? Çünkü Fed zaten bugün dediğiniz gibi pas geçecek. Piyasa onu zaten fiyatladı. O zaman bugün hazineye bakalım, ona göre tabir faizlerine bir yön verelim derler mi? İsterseniz bizim tarafa geçmeden orayı da tamamlayalım. Ben onu çok yakından takip etmediğim için kesin ve net bir yorum yapmam şu aşamada mümkün değil. Çünkü rakamlara bakmak, o takvime bakmak lazım, daha önceden de takip etmek lazım. Çok takip ettiğim bir konu değil. Fakat bildiğim ve bana göre net olan bir şey var. Fed her halükarda bundan daha önemli. Evet,
Powell'ın özellikle veya açıklamanın tonunda bir değişiklik olmasa bile biz gene piyasalarda şair burada ne demişti veya ne demek istemişti diye açıklamanın en ince detaylarına kadar da görmek isteyeceğiz. Büyük ihtimalle bir değişiklik olmayacak dediğiniz gibi ama ihaleler daha doğrusu hazine borçlanmaları zaten olağan bir şekilde devam ediyor. Devam etmesi gerekiyor. Yeni bir sürpriz bir şey olacağını ben beklemiyorum. Sadece ben ihale sonuçlarının içine yine piyasa yapıcılarının payı var, artıyor veya azalıyor diye takip eden tarafta olacağım. Çünkü burada şöyle bir sıkıntı daha var. Bu kadar bonoyu siz piyasa yapıcılara yüklerseniz piyasa yapıcılarında belli bir sermaye yeterlik durumu var. Çok fazla yükü kaldıramayabilirler. Eğer kaldıramazlarsa onlara ek bir likidite imkanı tanınması belki gerekebilir. O zaman bambaşka bir denklemden söz ediyor olacağız. O yüzden ben piyasa yapıcıların üzerine düşen yükü takip etmeyi tercih eden taraftayım. Çünkü bu program zaten Amerika en erken de borç tabanı bu arada tartışması olacak Kasım ayının ortasında. O daha önemli bir tartışma olacak. Hazinenin hangi vadede borçlanacağı ile ilgili. Ama ben esas oradaki satışların ne kadarının piyasaya, ne kadarının piyasa yapıcılara yapıldığını takip etmeyi tercih eden tarafta olacağım. Orada evet hane halkının da tabire ciddi bir ilgisi olduğunu görüyoruz. Tabii burası da önemli. Çok kısa bizim tarafı da toparlayacak olursak bizde beklentileriniz nasıl? Çok kısa onu bir sorayım çünkü yine yurt dışı ile ilgili farklı sorularım da var. Bizim tarafta Merkez Bankası'nın son 500 bas puan artışını ben aslında oldukça değerli buldum diyeyim. Çünkü hemen öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hamas'ın mücahit bir örgüt olduğu şeklindeki söyleminin üzerine Merkez Bankası ben yoluma devam ediyorum ve bunun uygulayacağım politikanın gereği olarak da ben bu artışı yapıyorum. Buna rağmen veya bunsuz da yapıyorum, yoluma devam ediyorum. Söylemi kıymetliydi. Devamında bana göre 1000 bas puan artması gerekiyordu. Çünkü 40'a kadar en azından gelmesi gerekiyor. İşte önümüzdeki 2 aylık toplantıda 250'şer artış yapılır yapılmaz. Bir tanesinde 500 yapılır beklenir. Ama bir 40'lı seviyeyi göreceğiz. Önümüzdeki yılda da 45 gibi bir seviyeyi görürüz diye bekliyorum. Şimdi bu seviyelerin ya da şu politika faizi bu seviyelere çıkmışken şu anda 2 yıllık tahvil 35'te 10 yıllık tahvil %28 seviyelerinde Türkiye'de. Bunlar ikisi birbirine çok uyumlu değil. Belki bizdeki kısa vade faizlerin yüksek, uzun vadelerin düşük olması gayet kabul edilebilir bir şey. Çünkü 10 yıl boyunca bu enflasyon ortamının sürmeyeceğini en azından önümüzdeki dönemde belli bir oranda bir iyileştirme sağlanınca elimizdeki tahvillerden iyi faiz kazanacağımız beklentisi de uzun vadeli daha düşük faizle alabilirsiniz. Ama şu andaki politika faizine karşı bono faizleri halen de belli bir oranda yukarı çıkmayı hak ediyorlar. Çünkü ne bankaların daha önceki düzenlemeler nedeniyle neredeyse zorla aldıkları çok düşük getirili tahvillerin yerine gerçek faizle veya benim dediğim gibi iş gören faiz seviyesine yakın seviyede bir faiz ortamına gelip bizim bonoların da oralara kadar yükselmesi gerekiyor. Bu hem bankacılık sisteminin daha sağlıklı çalışması açısından hem de biz ne istiyoruz, ne bekliyoruz? Biraz da Godot'u bekler gibi bekliyoruz ama biz yurt dışından yabancı yatırımcıların gelmesini bekliyoruz. Bu yabancı yatırımcı geliyor mu Türkiye'ye? Şu anda henüz gelen giden yok. Ne doğrudan ne dolaylı ne sermaye yatırımı olarak. Borsaya küçük bir iki giriş oldu. Onun dışında çok önemli, majör bir giriş pek görmedik. Şimdi bunların olabilmesi için teknik olarak iki şey gerekiyor. Bir, bu yabancıların girebileceği bir piyasa gerekiyor. Öyle bir piyasamız yok bizim. Bunun olabildiği tek yer swap piyasası. O swap piyasası da ikinci gerek zaten o. Swap piyasasının kanalları veya köprüler yıkılmış kanalları parçalanmış durumda. Yabancının buraya gelip gidebileceği bir otoban değilse bile uygun bir stabilize yol bile yok şu anda. Bunların inşa edilmiş olması gerekiyor. Yoksa nasıl gelecekler, nasıl dönecekler? Yani böyle bir yolumuz yok şu anda. O yolun bir an evvel yapılması lazım. Yani bu iki şart içinde bu faizlerin belli bir yeknesaklığa ulaşması lazım. Yani iş gören faizle tabela faizinin birbirine yakınsaması lazım.
Onun için adımlar atılıyor. Bence yavaş atılıyor. Ama inşallah bu yılın sonuna kadar belli bir seviye getirir. Diğer taraftan dediğiniz gibi bazı düzenlemeler yapıldı ki bunların içinde özellikle Türk lirası kullanımı ile ilgili yine zorunlu karşılık veya bono tesis edilmek kısıtı kaldırıldı. Aynı zamanda kredi kullanabilmek için fatura karşılığı veya bir belge doküman karşılığı olması koşulu vardı. O da kaldırıldığı için Türk lirası kredi kullanımı ile ilgili bir miktar esneme geldi. Esneme geldi, kağıt üzerine geldi. Pratikte henüz daha bankalar ve bankacılık sistemi şu anda nasıl buna karşılık bir düzenleme daha gelecek veya Merkez Bankası burada yeni bir şeyler söyleyecek mi, söylemeyecek mi diye Merkez Bankası tebliğini bekliyor. O tebliğ veya yönlendirici açıklamalarını bekliyor. Onlar gelmeden de çok fazla adım atmak istemiyor. Çünkü daha önce attığı adımlardan canı yandığı için bu sefer yoğurdu üfleyerek yiyor bankacılık sistemi. Biraz Merkez Bankası'nı bekler durumdalar. O biraz netleşince Türk lirası kredi kullanımı görece olarak kolaylaşacak. Piyasada ben daha önceden böyle bir riskin olabileceğini söylemiştim. Türk lirası kredi kullanımına böyle kısıt gelince, bu kadar sert kısıtlar gelince ödeme sistemleri risk altına girecek demiştim. Nitekim son dönemlerde karşılıklı çek tutarlarında da önemli artışlar olmuş. Herhalde onu gözlediler. Onun üzerine bu kredi tarafını biraz gevşetme ihtiyacı duydular. Çok da iyi oldu doğrusunu isterseniz. Hani bu Türk lirası gibi ülkenin kendi para biriminden kredi bulamamak yani bütün ödeme sistemlerini tehdit eden bir durumdu. Bunun iyileştirilmesi herkes için faydalı olacaktır. Şimdi yurt dışına bir kez daha rotayı çevirecek olursak Ali Bey, o tarafta tartışma büyüyor. Sizin de söylediğiniz gibi mesela Amerika'da tahvil artık güvenli liman mı değil mi, bunun tartışıldığı bir süreçten geçtik. İşte 30 yıllık kağıttaki değer kaybı Nasdaq'a geçti bir ara. Öyle olunca doğal olarak hani güvenli limandı, nasıl bu kadar değeri düşer? En riskli kağıtlardan bile daha fazla nasıl düşer? Bunun tartışıldığı bir dönem gördük. Orada fon yöneticilerinin anketleri de çıktı ve farklı görüşler vardı. Kimileri diyorlar ki 60'a 40'lık portföy artık rafa kaldırılan bir fikir olmalı. Devir nakit devridir, nakit kraldır. Bazıları da diyorlar ki hayır, 60'a 40 evet bu sene kötü gitti ama burası dip noktadır, artık buradan alma zamanıdır. Ne tarafa daha yakınsınız diye soracağım. Daha bu sabah mesela Business Insider'da bir yazı gördük. RBA'den analistler diyorlar ki bir nesilde görülebilecek en büyük alım fırsatı yavaş yavaş geliyor mesela hisse senetlerinde. İşte böyle görüşler var birbirinden değişik. Size göre nakitte mi durmak daha mantıklı? 60'a 40'lık bir klasik sepet mi daha mantıklı? Yurt dışı için özellikle sormak istiyorum. Evet, yurt dışı ben S&P endeksi üzerinden müsaade ederseniz vadeli kontratları üzerinden kendi görüşlerimi biraz da seviye vererek paylaşayım diyeyim. Bu hani bir nesilde görülen en büyük alım fırsatıdır diye yazan arkadaşlarımız büyük ihtimalle bir nesillik fark kadar tecrübe sahibi değiller veya hiç kriz görmemişler hayatlarında. Yani bir nesil dediğiniz ben grafiğe baktığım zaman hiç de öyle bir nesillik alım fırsatı gibi görünmüyor. Neden diyeceksiniz? Hani şu andaki düzeltme 3500'den 4500'e olan hareketinin bir düzeltmesi. Yani kimse 2020 yılında Covid dibindeki 2200'e göre bakmıyor. Yani ben 2200'e göre bakınca ortaya çıkan düzeltme hareketi eğer %50'nin altına gelmişse yani 2200-4500 hareketinin %50'sinin altına düşmüşse bir nesil diye iddiada bulunmam ama çok önemli önümüzdeki 5-10 yılın belki iyi bir fırsatlarından biri diyebilirsiniz ama topu topu 2000 puanlık bir pardon 1000 puanlık bir hareketin düzeltmesinden bahsediyorsanız öyle bir nesil boyunca alım fırsatıdır demek için biraz hakikaten ya hiç kriz görmemiş olmanız lazım ya da bir nesil olarak 10 yıl tarif ederiz. 10 yıldan daha az bir çalışma şeyiniz var demektir, tecrübeniz var. Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Tabii oradaki arkadaşlara çok da haksızlık etmek isterim ama ben başka bir taraftayım. Amerikan tahvilleri hem yükselmiş hem de yüksek kalmaya büyük bir meyil gösterirken ben aslında Amerika'daki hisse senetleri endekslerinin bu kadar yukarıda kalmasını çok anlamlı bulmayan taraftayım. Yani ben o fırsatın daha gelmediğini, ömür boyu değilse bile bir neslin yakalayabileceği en iyi fırsatın daha gelmediğini düşünüyorum. Çünkü bu denli yüksek faizlerin olduğu bir ortamda Amerika'daki değerlemelerin artık farklı yapılması ve yapılacağını düşünen taraftayım. Ben bu seviyelerin nasıl korunduğunu bile çok iyi anlayabilmiş değilim doğrusunu isterseniz.
Ben önümüzdeki dönemde çok çok büyük ihtimalle bu seviyelerin de altına inilen bir endeks, özellikle S&P için konuşuyorum. Nasdaq ayrı bir durum. Onun da bir şey yapayım, parantez içinde şunu da belirtelim. Nasdaq'ın temelinde işte özellikle startup ekosistemine çok ciddi para girişi olduğu dönemlerde, o dönemlerde startup tarafına çok da fazla dert edilmiyordu. Çünkü para bedavaydı. Para bedava olunca yani nakit yaratabilen, özellikle nakit akışı pozitif olan şirket gibi bir kavram çok önde değildi. Nasıl ki daha ölçeği büyütülebilir, daha büyük rakamlara ulaşabilir şirketler varsa bunların ne kadar büyüyebileceğine göre fiyatlamalar yapılıyordu, değerlemeler yapılıyordu ve inanılmaz paralar giriyordu o tarafa. Fakat artık o dönem de değişti. Artık para kıymetli, para pahalı hale gelince sadece var olan şirketler değil, startup ekosistemine de nakit yaratma kapasitesi olan yatırımlara daha seçici davranarak yatırım yapılır hale geldiğinde işte o zaman nakit akışı daha kıymetli hale geldi. Ve tam da orada nakit kraldır kısmı aslında nakit yaratabilen şirket iyidir'e geldik. Her şirkete para yatırmaktan yavaş yavaş vazgeçildi. Bu son 1-1,5 senenin tabii ki faiz artışıyla birlikte böyle bir değişim oldu. Ama ben bu faiz ortamı bu kadar yüksek kalmaya devam etmeye adayken bu faiz hisse senetleri, Amerika'dan bahsediyorum. Amerika'daki hisse senetleri özellikle S&P endeksinde çok daha dirençli çıktığını, aslında çok çok fazla değer kaybetmediğini ve önemli düzeltme seviyelerini tamamlamadığını düşünen taraftayım ben. O yüzden alım fırsatı mıdır diye RBA'nin analistlerine pek katılamayacağım hemen, çünkü grafikte bir şey düzeltmem gerekiyor. Yani 3500 seviyesi bir önceki gördüğü dip, bu seviyenin altına düşerse tekrar konuşalım derim onlara. O Şimdi kadar diğer taraf, düşeceğini iddia etmiyorum ama iyi bir alım fırsatı ancak o zaman konuşulabilir. peki emtia tarafına da bir bakalım isterseniz Ali Bey. Son dönemde çok konuşuldu petrol fiyatları acaba 100 dolara gider mi diye, ama diğer yandan da petrol fiyatları arasındaki fark önümüzdeki süreçte bir işlem fırsatı tanır mı? İsterseniz son 3-4 dakikada da orayı toparlayalım. Şimdi emtia tarafı 3-4 dakikaya sığdıramam ama ben kendimi biraz frenli İşte o tutayım, bir yüzden şekilde sadece hani anlatayım. petrol fiyat farkından ben de içinden cımbızla Evet. çekerek böyle bir başlık seçeyim istedim. Evet. Şöyle ki o fırsatı yaratmaz diyeyim. Biraz zor. Bir başka önemli bilgi, petrol fiyatlarında vadeli kontratlar bazında konuşuyorum. İleriki vadelerin fiyatları bu yakın vadelerden düşük. Yani orada bir backwardation dediğimiz aşağı yönlü bir eğilim var ve petrol fiyatları, aslında şunu söyleyeyim, daha genel bir şey söyleyeyim. Herkes İsrail-Hamas çatışmasının daha genişleyebileceği, ki Amerika bu kadar büyük bir filoyu oraya gönderince daha da genişleyebileceği endişesini taşıyordu. Ben ona çok katılmıyordum ki bütün emtia grubuna ve Amerikan tahvillerine bile baktığınızda ortada bir savaş fiyatlaması yoktu. Petrolde bir miktar 94 dolar, 92,5 dolarlara kadar, ben Brent olarak konuşuyorum, biraz yukarıya çıktığında 87-88 lira geldi WTI'da. O fiyatlama olmadığı için, İran en azından bu denklemin içine şimdilik girmeyeceği için petrol fiyatlarındaki o endişe bence hızlı da sayılabilecek bir şekilde azaldı. Çünkü şu anda biz Hamas gerginliğinin bir öncesindeki seviyelerdeyiz. Hatta biraz da altına bile indik. Ben öyle bir büyük bir savaş fiyatlaması hiçbir yerde görmedim. Bir tek istisna var, altın. Onu da başka bir gün konuşuruz. Bunun dışındaki kısımlarında petroldeki o WTI ve Brent arasındaki farkın arbitrajını yapmak hayli zor. Bu sadece fiziksel piyasada mümkün olabilen bir arbitraj. O da buna eskiden, bundan 6-7 yıl önce tersineydi bu. WTI Brent'e göre yüksekti. O zaman Amerika'daki kayaç petrolü ve kayaç gazı üretimi bu denli artmamıştı. Şu anda Amerika dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi ülke haline geldi. Şimdi hal böyle olunca tersine bir durum ortaya çıktı. WTI Brent'in altına düştü. Bizim kullandığımız petrol endeksi Amerikan petrol endeksinden daha yukarıya çıktı. Bu arada işte Amerika'daki, eskiden buna pencere açıldı denilen bir dönemdir bu, window open dediğinizde Amerika'daki ham petrolü Avrupa'ya taşıyacak
kargo, navlun vesaire sigorta ücretleri eğer o marjın üzerindeyse o zaman bu aradaki trafik kapanıyor veya pencere kapanıyor. Tam tersine aradaki fark bunları karşılayacak kadar şeyse, yüksekse bu trafik tekrar açılıyor. Şu anda bir tek fiziksel tarafta bu arbitraj yapılabilir. Finansal taraftaki arbitraj çift taraftan bir teminat vermek zorunda kalacağınız için aslında çok da fazla sizin işinize yaramayacaktır diye düşünüyorum. Finansal danışman Ali Ağoğlu, çok çok teşekkür ederiz yayınımıza bu sabah, çok değerli katkılarınız için diyelim. Ve Cuma günü gelecek enflasyon verisiyle ilgili olarak Bloomberg KT'nin anketi tamamlandı. Paylaşalım, kısa bir reklam arası vereceğiz. Bloomberg KT'nin Ekim ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 26 kurumun medyan beklentisi Ekim ayında enflasyonun aylık %4, yıllıksa %62,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekim ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık %3,2 olurken en yüksek beklenti %4,5 olarak öngörüldü. Yıllık olarak bakıldığında ise Ekim ayı için en yüksek tahmin %63,5 olurken en düşük tahmin %61 seviyesinde gerçekleşti. 25 kurumun katıldığı yıl sonu beklentilerine ilişkin ankette ise 2023 sonu enflasyon tahmini %68,6 oldu. 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerinde en yüksek beklenti %73, en düşükse %63,7 olarak belirlendi. Diğer yandan anket katılımcıları 2024 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 22 kurumun 2024'e ilişkin yıl sonu enflasyon tahmini %43 oldu. 2024 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %50 olurken en düşük tahmin %32 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca 20 kurumun katılımıyla gerçekleşen 2024 yılı enflasyonunda zirve tahmini %73 oldu. 2024 yılına ilişkin zirve beklentilerinde en yüksek tahmin %85, en düşük tahmin %65 seviyesinde kaydedildi. Sabah raporuna devam ediyoruz. Her sabah olduğu üzere biraz da siyaset gündemi diyelim. Ali Can Türkoğlu bizimle. Bloomberg KT Genel Müdürü. Ali Can hoş geldin. Hoş Günaydın. Bulduk. Günaydın. O kadar yoğun bir gündem var ki bir tarafta Cumhurbaşkanı açıklamaları var. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek'ten gelen açıklamalar var. Yine CHP lideri Kılıçdaroğlu kurultaya geri sayıyor. Ticaret Bakanlığı bütçesi bugünün ajandasında. Ne kadarına zamanımız yeterse bir konuşalım istersen. Bir de gazetelerde kentsel dönüşümle ilgili haber başlıkları da var bugün. Şimdi onunla başlayayım. Kentsel dönüşüm bugün genel kurulda görüşülecek. Burada tartışmalı maddeler de var. İtiraz edilen konular da var özellikle muhalefet tarafından. Ama kentsel dönüşümün önündeki hukuki süreci kısaltacak. İşte %50 artı bir teklif olarak da değerlendiriliyor. Öyle de konuşuluyor mesela. Hükümet bu tarafından değerlendiriyor. Muhalefet tarafından da eleştiriler. Özellikle TOKİ'nin girmiş olduğu, girebileceği bazı noktalar olması, bazı rezerv alanların bakanlık tarafından da rezerv alan ilan edilme hakkının verilmesi gibi detaylarla ilgili olarak da itiraz ettiği hususlar da var. Bugün genel kurulda görüşmelere başlanacak. Bütçe konusunda dün Hazine Maliye Bakanlığı'nın bütçesi vardı. Bugün Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi var. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinde bakanlıkla ilgili detayları öğrenebileceğiz. Ama düne dönersek Sayın Şimşek'in açıklamaları önemli. Hem Hazine Maliye Bakanlığı'nın bütçe detayları hem de önümüzdeki süreçte atılacak adımlar konusunda. Mesela yurt dışı ziyaretler konusu önemli hususlardan biriydi burada. Komisyonda muhalefet üyelerinin de çeşitli itirazları ve çıkışları oldu Sayın Şimşek'e karşı. Hiçbir yurt dışı ziyarette hiçbir ülkeden para istenmediğini, sadece ekonomi programının anlatıldığını ifade ediyor Bakan Şimşek. Ekonomik sorunların temelinde yüksek enflasyonun olduğunu ve uygulanan ve uygulanacak sıkı para politikasıyla da bu enflasyonun tekrar düşürüleceği özellikle vurgulanan hususlardan bir tanesi. Refah artırmanın tek yolunun fiyat istikrarı olduğu ve fiyat istikrarının sağlanması için de bakanlığın tüm enstrümanlarını kullanacağını ifade ediyor. Önümüzdeki yılın zorlu geçeceği, enflasyon tedbirlerinin nedeniyle iç talebin sınırlanacağı söylendi yine. Vergi düzenlemesine ilişkin net bir sinyal verdi dün Bakan Şimşek. Etkin olmayan istisna muafiyet ve indirimlerin şu anda incelendiğini, bunların kaldırılabileceğini, temel vergi kanunlarının da bu hususla ilgili incelendiği söylendi. Kripto varlıklarıyla yapılan çalışmaların son aşamada olduğunu, bu da tamamlandıktan sonra Türkiye'nin gri listeden çıkacağını yine özellikle söylediği, vurguladığı hususlardan bir tanesi.
Son derece önemli. Önemli. Çalışanların da alım gücünün korunacağı konusu vurgulandı. Aynısını kabine toplantısı sonrası zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylüyor. Yani hiçbir çalışanın, işçi, memur, emekli enflasyona ezdirilmeyeceğini, buna yönelik çalışmaların yapılacağını söylüyor. Cumhurbaşkanı da enflasyon yeniden tek haneye indirileceği yine önemli vurgulardan bir tanesi. Depremzedelere yönelik yeni bir kredi paketi var. İşletme başına 200 ile 700 bin lira arasında faizsiz kredi. Kredi ve burs tutarlarının artırılmasına ilişkin bir açıklama var. Bir de tabii ki ana gündem İsrail konusu. İsrail ile ilgili olarak da saldırıların faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyor ki bununla ilgili olarak İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesiyle ilgili prosedürlerin de takip edildiği zaten söylenmişti. Burada dün kabine toplantısından sonra daha öncesinde garantörlük konusu özellikle vurgulanan hususlardan birisi dış politikada ki hala ana gündem olarak sunuluyor Türkiye tarafından toplantılarda. Bunun yanında bir de uluslararası barış konferansı yapılması gerektiği Türkiye'nin de bu konuda üstüne düşen sorumluluğu alabileceğini söylüyor. Bugün İran Dışişleri Bakanı var Ankara'da. Hakan Fidan'la da bir görüşmesi de olacak. Sonra ortak bir basın toplantısı yapılması da gündemde. Bölge politikalarının değerlendirilmesinde ve İran'ın özellikle konumunun belirlenmesi oldukça önemli. Dolayısıyla bugün yapılacak bu açıklamaların da ben dış politika ve diplomasi anlamında oldukça kritik önemde olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönersek de hafta sonu kurultay olacak. 4-5 Kasım. 4'ü genel başkan, 5'i parti meclisi seçimi var. Toplamda 1368 delege oy kullanacak. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Örsan Öymen ve İlhan Ciğener 4 adaylı bir yarış olacakmış gibi gözüküyor. Şu anda Divan Başkanı da Ekrem İmamoğlu. Bu şu yüzden önemli. Ekrem İmamoğlu başından beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Değişimden yana olup Özgür Özel'in yanında olduğunu ve olacağını söyleyen bir isimdi. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Divan Başkanlığı'nın Sayın İmamoğlu'na önerilmesi oldukça önemli. Net bir şekilde taraflar ayrılmış durumda zaten. Nasıl bir sonuçla bitecek şu anda bilinemez ama genel yorum yine de farkın az olmasıyla beraber Sayın Kılıçdaroğlu'nun önde kapatabileceği üzerinde daha fazla yorum yapılıyor. Ancak tabii son hafta olduğu için çok kritik görüşmeler de var. Yani yeni İstanbul İl Başkanı dün Ankara'daydı. Bir takım görüşmeler gerçekleştirildi. Hatta duyduğum kadarıyla 196 İstanbul delegesi var. Bunların 185 tanesinin Özgür Özel'e oy vereceğiyle ilgili olarak bir görüşme de gerçekleştirmiş. Dolayısıyla eğer bu böyle olursa aradaki farkın oldukça dar olduğunu, birbirlerine yakın olduklarını söyleyebiliriz. En azından CHP kulislerinde böyle konuşuluyor. Özgür Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki farkın. Son hafta daha neler olacak, ne gibi görüşmeler gerçekleştirilecek bunlara bakacağız. Ama bu hafta sonu yapılacak kurultay sonrası hem genel başkan hem parti meclisinin belirlenmesinden sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlere ilişkin nasıl bir yol haritası izleyeceği, hangi isimlerle yola çıkacağını daha net göreceğiz. Çünkü gördüğüm kadarıyla diğer siyasi partiler, işte AK Parti kampa giriyor Kasım ayı içerisinde. Zaten AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi heyetlerini oluşturmuşlardı. Birbirleriyle görüşmeye başladılar aday belirlemeyle ilgili olarak. Muhtemelen Kasım ayı içerisinde zaten bunlar tamamlanacak. İYİ Parti keza peyderpey kendi adaylarını açıklamaya başladı. Dolayısıyla bu hafta sonundan itibaren CHP'de kurultay bittikten sonra özellikle hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları hem de bir işbirliği, bir ittifak olacak mı sorusunun cevabını biz yavaş yavaş öğrenmeye başlayacağız gibi görünüyor. Yine oldukça hareketli bir ajandaya geri sayıyoruz. Alican Türkoğlu, Bloomberg HT Genel Müdürü çok teşekkürler. Ben bu teşekkür sabah ederim. Yine siyaset gündemini bize aktardığın için. Böylelikle sabah raporunun sonuna geldik efendim. Kısa bir reklam aramız var. Ardından yatırım bülteniyle Pelin Yantur ekranınızda olacak.